Dizimizin başına mutlaka bir kez gelmiştir. Hani bazen duygularımızı ifade edecek kelimeleri bir türlü bulamayız. Çünkü o kelimelerin hiçbiri bizim anlatmak istediğimizi anlatacak güçte de değildir. Ve anlatmak istediğimiz yüzümüze, gözümüze, dudaklarımıza asılır kalır. İşte bu an çaresiz kaldığımız andır. Şimdi arkadaşlar buna göre bir şey arayacağız. Buna göre e, bu dizelerden hangisi parçada söz edilen durumla ilişkilendirilebilir? Yetmiyor anlatmaya gücü, tıkanıyor, düğümleniyor kelimeler. Yaşamak gerek diyorum kendime sadece yaşamak. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt yukarıdaki metni anlatmış zaten. Seni bağırabilsem seni dipsiz kuyulara akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına bir düşmüş bir kibrit çöpüne. Burada yok arkadaşlar. Bunu eledik. Söyleyemem derdimi kimse derman olmasın diye. inleyen şu kalbimin sesini kimse duymasın diye. Burada da yok. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Anlatmaya gücü yetmemek. Burada da var. Cevabımız 1 ve 4 yani C şıkkı. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır. Modern şiir geleneğinin izlerini taşımaktadır. Dünya sözcüğündeki mecaz-mürselle insanların durumu anlatılmıştır. Anlam şiirselliğe tercih edilmiştir. Görsel ögelere yer verilmiştir. Beni sorarsan kış işte kalbin elem günleri geldi. Dünya evlere çekildi içlere. Dünya arkadaşlar burada insanları anlatmış. Dolayısıyla C şıkkı doğru. Dünyanın evlere çekilmesi aynı, aynı zamanda bir çağrışım gücüdür. Ee, Sarı Yasemin ile Gül arasında dağların mor baharıyla mor. Sarı, Yasemin, Kış bunlar da arkadaşlar görsel ögelerdir. Dolayısıyla Edirne şıkkını da eliyoruz. Adana şıkkını da eledik zaten. Sisler arasında, denizle göl arasında yanımda kediler, kuşlar fikrimden dolaşıyorum diyor. Modern şiir geleneği çünkü ne beyt var ne burada dörtlük var arkadaşlar. Serbest ölçüyle yazılmış. Bu da modern şiir geleneğinin bir özelliğidir. Bu da doğru. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Bu dizelerde ele alınan tema aşağıdakilerden hangisidir? Boğazdan bir gemi geçiyor, bir hüzün çöküyor. Yüreğim sana süzülüyor. Elim sana varmak, ayağım sana koşmak istiyor. Özlediği için arkadaşlar yüreği onu süzüyor ve e, eli ona varmak, ayağı ona koşmak istiyor. Yani bir özlem söz konusu. Cevabımız adana, ayrılık, karamsarlık, yaşama sevinci ve hüzün değil. Cevap A. Aşağıdaki bir şiire ait bazı dizeler verilmiştir. Buna göre şiirin numaralanmış bölümlerinin hangisinde diğerlerine göre doğal gerçekliği bulunan nesnel bir durum ele alınmıştır. Buldum yolda bir erik, kaptı bir ala geyik. Geyik kaçtı ormana, bindim bir ak doğana. Bir ak doğana binmesi tabii ki gerçek bir şey değil. Bu yüzden bunu eliyoruz. Doğan yolu şaşırdı. Kaf dağından aşırdı. Attı beni göle. Gölden çıktım. Bir çöle diyor arkadaşlar. Kaf aşırması değil. Nesnellik. Bunu da eledik. Yedim sırlı elmayı. Gördüm gizli dünyayı. Gündüz oldu geceler. Ak sakallı cüceler. Bu da yine mümkün olmayan bir şey. Nesnellik yok. Bunu da eledik. Kılıcımı çıkardım, perileri kurtardım. Az, uz gittim, dolaştım, altın köşke ulaştım. Perileri kurtarması yine hayali bir şey, gerçek değil. Bir kapısı açıktı, öteki kapanıktı. Kapalıyı açarak açığa vurdum, kapak. Bu biraz daha nesnel ve doğal gerçeklik söz konusu burada. Cevabımız bu yüzden e Edirne şıkkı. Her sanat eseri oluştuğu dönemden bir iz taşır. Çünkü sanatçı yaşadığı dönemin sosyal ve siyasal olaylarını, kültürünü, inançlarını, sanat zevkini doğrudan veya dolaylı olarak eserine yansıtır. Bu bilgiden hareketle aşağıdaki dizelerden hangisinin tarihi bir gerçekliği yansıttığı söylenebilir. Nice günler bu şehametli ölüm, Oldu çok kimseye bir gizli düğüm. Nice günler bakarak dalgalara dediler uğradı Leyla Nazara. Leyla ile Mecnun bu daha çok halk hikayesine bir göndermede bulunmuş. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar 7 yaşında bir kızım büyümez ölü çocuklar diyor arkadaşlar. Hiroşima olayını anlatmış. Tarihi bir gerçeklik bir kenarda dursun. Yeşil türbesini gezdik dün akşam. Duyduk bir musiki gibi zamandan. Çinilere sinmiş Kur'an'ın sesi. Fetih günlerinin saf neşesini. Bunu da eliyoruz arkadaşlar. Evet. Robinson akıllı Robinson'um. Ne imreniyorum sana bilsen. Göstersen Adana giden yolunu başımı dinlemek istiyorum. Bunu da ediyorum. Beşikler vermişim Noha. Salıncaklar, hamaklar. Havva anan dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben tanıyor musun? Bunlar da biraz daha dini duyarlılığı dile getiren bir şiir olabilir arkadaşlar. Tarihi dediği için cevabımız Bursa şıkkı olur. Buna göre dizelerinin hangisinde imge kullanılmamıştır? Sanatçı bir varlığı kavramı durumu daha canlı ve daha duygulu anlatmak için çeşitli yollar dener. Örneğin kendi izlenimlerinden hareketle gerçeği kendi algısına göre yeniden biçimlendirir. Duygu ve düşüncelerini ifade etmek için kendine özgü bir dil oluşturur ve yeni bir anlatım için bilinen sözcüklere yeni anlamlar yükleyerek ulaşılmamış sözler bulur. Çağrışımı güçlü bu sözlere imge denir. Beterin beteri var diyenlere İnanmıyorum. Bir kenarda dursun arkadaşlar. Bir imge göremedim. Hep böylesi havalar besler fırtınaları. Havalar fırtınayı besleyemez. Burada kesinlikle imge var. Duymazdım durgun suların bezgin türkülerini. Suların bezgin türküleri imgedir arkadaşlar. Alışmak ölümün bir başka adıymış bilmezdim. Alışmak ölümün adı değil. Burada tabii ki çağrışım yapmış. Hayali unsurlar kullanmış zihinde tasarlanmış. Bu yüzden imge. Bir yangın sonu yorgunluğu akıyor avuçlarımı. Avuçlarım bir e, yangın sonu yorgunluğu akıtamaz. Yakamaz daha doğrusu. Dolayısıyla burada da imge var arkadaşlar. Cevabımız Adana Şıkkı olur. Aşağıdaki dizilerin hangisi ayrıt içinde verilen temayla uyuşmamaktadır? Ne yana baksam yeşil, ne yana baksam mavi, ne yana baksam sen. Sen kokuyorsun her esintide. Bir özlem söz konusu. Yaşamak bir roman uzunluğunda ve bir şiir tadında, bir türkü gibi mesela yaşamak bulutların üstünde, ağaçların arasında ya da deniz kenarında yaşama sevinci doğru. Kanıyor yüreğim sensizlikte. Ya gel ya gitme düşüyorum sensizlikte. Burada arkadaşlar bir hüzün, bir özlem söz konusu diyebiliriz ama kıskançlık yok. Cevabımız C. Işıklı saç dalga dalga kirpikleri bir hoş gölge. Şehir şehir bölge bölge. Kerem olmak içten değil memleket sevgisi doğru. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere dikenler içinde sarı gül vardır. Yurt özlemi bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Bu dizilerin anlamlı, doğru ve tam bir şekilde düz yazıya çevrilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar sözcüklerin yerini değiştirmeyeceğiz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Beni kahrediyor böyle her gece bu hoyrat yıldızlar, bu sır, bu okyanus ve gökyüzünde emanet duran şu asma fener. Bu hoyrat yıldızlar, bu sır, bu okyanus ve emanet duran, gökyüzünde emanet duran olması gerekiyordu. Bunu eledik. Böyle her gece bu hoyrat yıldızlar, Evet bu sır, bu okyanus ve gökyüzünde emanet duran Fener beni kahrediyor. Beni her gece böyle kahrediyor olması gerekiyordu. Bunu da eliyoruz. Bu hoyrat yıldızlar, bu sır, bu okyanus ve gökyüzünde duran şu asma Fener her gece beni böyle kahrediyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Böyle her gece kahrediyor olması gerekiyordu. Dolayısıyla burada da bir söz dizimi hatası olmuş. Böyle her gece gökyüzünde duran şu asma fener. Böyle her gece gökyüzünde duran demiyor. Dolayısıyla bunu da eleriz. Bu hoyrat yıldızlar, bu sır, bu okyanus ve gökyüzünde emanet duran şu asma fener böyle her gece beni kahrediyor olması gerekiyordu. Cevabımız Edirne şıkkı olur.